2024 yılında gördük ki İsrail özellikle savunma sanayinde siber saldırı ve dijital çözümler tarafından açık kapılar ve İsrailli ürünlerden vazgeçme gibi aşamalara geldik. Türkiye'de siber güvenlik başta olmak üzere yazılım alanında çok kıymetli, birikmiş, eğitilmiş insan gücü var. Artık dünya Türkiye'den çok önemli siber güvenlik ürünlerinin çıktığını farkında. Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün Antalya'dayız. Konumuz siber güvenlik. Malum savunma projeleri içerisinde siber güvenlik büyük önem arz ediyor. Bir sistem tasarlıyorsunuz, bir teknoloji geliştiriyorsunuz. Bu teknolojinin korunması lazım dijital ortamda. Veya elinizde bir operasyon sırasında normal deniz gücü var, hava gücü var, kara gücü var. Siber saldırılara maruz kalınabilir veya karşıda düşmanınızı siber saldırılarla etkisiz hale getirebilirsiniz. İşte bu tür gelişmeler Antalya'da gerçekleştirilen ve sektör zirvesi olarak adlandırılan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin yaptığı organizasyondayız. Burada kamu kurum ve kuruluşları var. Ev sahibi Savunma Sanayi Başkanlığı ve onun koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Burada yapılan değerlendirmelerde de çok sayıda hem özel şirketlerin hem de kamu şirketlerinin burada bir katılımı var. Gelişmeler, neler yapılıyor? Bu konuda özel şirketlerin kamudan talepleri, ihtiyaçlar masaya yatırılmış durumda. Ben buraya başlamadan önce size siber güvenlikle ilgili çok ilginç de bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu F-35 ile ilgili aslında geçmiş yıllarda çok büyük bir siber zaaf ortaya çıkmıştı. Çinli şirketler çeşitli Amerikan şirketlerinin sistemlerine girerek oradan F-35'in bilgilerini çalmışlardı ve bunu daha sonra da geliştirdikleri uçaklara uygulamışlardı. İşte günümüzde siber güvenlik çok çok önemli. Hem saldırıyorsunuz veya savunuyorsunuz ama en önemlisi bilginizi korumanız gerekiyor. Gelin burada Antalya'da siber güvenliği masaya beraber yatıralım. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak siber güvenlik alanında en verimli, en güvenli mekanizmaları hayata geçirerek ülkemizin olası saldırılarda kendi kendine yeter ve bütün siber güvenlik çözümleri üretebilen bir ekosisteme sahip olmasını amaçlıyoruz. Nisot olarak biz şu anda siber güvenlik alanında farklı ağlar arasında geçişi sağlayan, güvenli bir şekilde sağlayan bir ürünümüz var. Şu an hava kuvvetlerine teslim ettik. Normalde artık günümüzde farklı ağlar arasında veri transfer etme olayı sadece askeri tarafta değil, sivil tarafta da çok büyük bir önemli. Çünkü farklı ağlarda bu tarz taşımalar için maalesef daha statik USB'lerle gibi bir takım veri taşıma işleri oluyor. Biz şu anda bunları araya otomatik olarak girip ortada bir data diyor çözümümüz var. Arka tarafta iki tane uygulamamız çalışıyor. Bu uygulamalar üzerinden tamamen kullanıcının belirlediği kurallar ve politikalar nezdinde ilgili verilerin karşılıklı olarak paylaşılmasını sağlayan ve herhangi bir sızmaya veya açığa neden olmayan bir çözüm sağlıyoruz. Özellikle şöyle, artık günümüzde de biliyorsunuz sadece askeri tarafta veriler çok güvenliydi ve çok önemliydi verinin güvenliği. Ama artık bu günümüzde sivil sektörü de aynı şekilde tesir ediyor. Çünkü artık sivil firmaların çoğu orta veya büyük ölçekli bilgi güvenliği ve veri güvenliğine inanılmaz önem veriyorlar. İşte bu bankacılık sektörleri veya daha farklı sektörler de olabilir. Bu anlamda askeriye sağladığımız bu çözüm aslında, bu altyapımız şu anda sivil sektöre hitap ediyor ve ilk olarak da Konya'da bir firmaya teslimatını gerçekleştirdik. Orada da şu anda kullanılmaya başlandı. Çünkü sayeden birden fazla network yöneten firmaların burada networkler arası veri paylaşımı şu an ciddi bir sorun ve bunu çözmek için de MİSOT'un şu anda siber güvenlik anlamında atak ettiği yer burası. Özellikle ArcSigner olarak biz uçtan uca bir dijital güvenlik şirketiyiz. Kimlik tespiti, kimlik doğrulama, dijital kimlik doğrulama, görüntü işleme, yapay zeka, elektronik imza gibi önemli ürünlerin çözümlerini Türkiye'ye hizmetini sunan bir vendor'ız. Aslında İsrail'deki vendor'lara rakibiz ve bu 2024 yılından itibaren dünyada artık markalaşma dönemimiz başladı. Şu anda Azerbaycan, Abu Dhabi, Dubai,
özellikle Fransa, Avrupa tarafında dijital dönüşümde dijital kimlik doğrulama projelerini gerçekleştiriyoruz. Kendi ülkemizde özellikle bankacılık, 56 bankaya hizmet veriyoruz. Alt tarafta yine uzaktan müşteri edinimi, yerinde müşteri edinimi gibi çözümler sunuyoruz. Aynı zamanda yine yerinde gerçekleştirdiğimiz 29 bin, Türkiye'nin 29 bin noktasında kendi ürettiğimiz, yerli ve milli ürettiğimiz, açık kapıları olmayan, tamamen güvenli pasaport ve kimlik okuyucularla kimlik doğrulama yapıyoruz. Güvenlik çatısında olmak çok değerli çünkü siz zaten bu çözümleri burada bir harmanlıyorsunuz ve merger yapıyorsunuz bu şirketlerle. Her şirketin bir kası var ve bu kasları birleştirmek anlamlı. Siz bu kasları birleştirdiğinizde zaten globale çözüm taşıyor oluyorsunuz. Sadece bir ürün şirketi olmaktan çıkıyorsunuz. Bence sektör zirvesi bu anlamda hepimize katkı sağlayacaktır. Teşekkür ediyorum. Güvenlik sıkılaştırması nedir? Bir sürü IT ekipmanı kullanıyoruz. Bu IT ekipmanlarının konfigürasyonları genelde güvenli değil. Güvenli olabilmesi için dünyada yayınlanan çeşitli regülasyonlar var. Center for Internet Security isminde bir uluslararası Amerika'da kurulmuş bir organizasyon var. Ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınlamış olduğu bilgi ve iletişim güvenliği rehberi var. Bunun içinde de sıkılaştırma başlığı altında konfigürasyon güvenliğinden bahsediliyor. Biz yazılımımızda ne yapıyoruz? 150'den fazla IT cihazının konfigürasyonunu uzaktan, ajansız ve insansız olarak okuyoruz. Ve bu konfigürasyonları hem uluslararası standartlar olan Center for Internet Security veya bir Amerikan ordusu standardı olan DISA stick'e tabi tutabiliyoruz. Türkiye'de de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin rehberine tabi tutuyoruz. Yüzde kaç uyumlu olduğumuzu 150'den fazla cihaz için gösterebiliyoruz. Ve gerekli iyileştirmeleri insan eli değmeksizin tam otomatik yapabiliyoruz. Dolayısıyla bizim pazara sunmaya çalıştığımız şey siber güvenlik alanındaki insan eksikliğinin ortadan kaldırılması. Bu iyileştirmelerin tamamı siber güvenlik mühendislerine muhtaç çalışmalar aslında. Fakat bizim yazılımımız bu işlemleri insan gücü harcamadan otomatik olarak ve çok hızlı şekilde hatasız biçimde yapabiliyor. Biz ürünümüzü Türkiye ile birlikte işte Middle East dediğimiz Birleşik Arap Emirlikleri, Katar veya Azerbaycan, Suudi Arabistan gibi pazarlarda satmaya çalışıyoruz. Bu pazarlarda 2 senedir çok ciddi zaman harcıyoruz ve oradaki izlenimim şu. Yerel olarak oralarda çalışan birçok distribütör veya entegratör firma artık Türk ürünlerini izlemeye başladılar. Kalifikasyon yükseldiği için. Örneğin bu konferansa biz de 2-3 tane distribütör veya iş ortağımızı getirdik. Kabaca şöyle söyleyebilirim. Evet, Sekar çok güzel bir ürün. Demek ki biz bu konferansta başka güzel Türk ürünleri de bulabiliriz diye buraya geldiler. Dolayısıyla bir metrik verim yok. Şu kadar iyi, bu kadar kötü diyemeyeceğim ama artık dünya Türkiye'den çok önemli siber güvenlik ürünlerinin çıktığını farkında. Dataflovix olarak 2014 yılından beri faaliyetteyiz. Zaten ana fokusumuz da savunma sanayinin siber güvenliğini sağlamak, oradaki hassas, gurur duyduğumuz milli projelerin gizliliğini, verilerinin bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak üzere yine milli çözümler geliştirmek. Bu misyonumuz doğrultusunda da şu anda geliştirdiğimiz Veridiot'u, yani bu kritik ağların, savunma ağlarının, ARGE ağlarının korunmasına yönelik sadece tek yönlü, izole bir şekilde veri aktarımını sağlayan çözümler geliştiriyoruz. E-posta güvenliği üzerine çözümler geliştiriyoruz. Tabii bunlar da savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu yüksek kalifikasyon ve standartlar seviyesinde özel olarak geliştirilen ürünler. Yurt dışı tarafında şu anda oldukça aktifiz. Bu tabii sadece bizim şirketimizin değil, ülkemizin ve dış politikamızın bu bölgede önümüzü açması sayesinde geçtiğimiz yıllarda oldukça bize de ivme kattı ticari firmaları da. Son dönemde özellikle Türk mühendislerin, Baykar gibi öncü lider firmalarımızın, TUSAŞ'ın, Roketsan'ın başarıları, Aselsan'ın başarıları da yurt dışında bizim de önümüzü açtı. Bu markalar Türkiye'den yüksek mühendislik ve yüksek teknoloji ürünlerini çıkabileceğini yabancı ülkelere de göstermiş oldu. Haliyle bizler de dahil olmak üzere birçok yazılım tabanlı, yüksek teknoloji tabanlı ürün geliştiren şirketin de bu bölgelerde hızlıca PR'ını yapabilmesini ve tanınır olabilmesini sağladı. Bu kapsamda Körfez bölgesi
ve Merkez Asya, Orta Asya başta olmak üzere birçok ülkede artık bizim gitmemize gerek kalmadan o ülkelerdeki kritik kurumların bizlere ürünlerimizle ilgili taleplerde bulunması veya fuarlarda daha yoğun ilgi göstermesinde yakından müşahede ediyoruz, takip ediyoruz. İhracat tarafında ise oldukça önümüz açık. Türkiye'de siber güvenlik başta olmak üzere yazılım alanında çok kıymetli, birikmiş, eğitilmiş insan gücü var. Ve bu sadece hizmet anlamında değil, yazılım geliştirme kabiliyetiyle, hele hele savunma sanayi öncülüğünde olduğu için yüksek kalitede, kalibrasyonda yazılım geliştirme kabiliyetinde olan mühendislerimiz var. Ve bunların geliştirdiği ürünler, inanın, yabancıların Amerikan menşeli, İngiliz, İsrail menşeli ürünlerden aşağı kalır olmanın ötesinde onlardan çok daha yüksek kabiliyete, teknolojik özellikleri, entegrasyon özelliklerine sahip teknolojiler, ürünler. Bu sayede yurt dışında hem teknolojik olarak hem de dış politikamız sayesinde pazara erişim olarak şu anda çok avantajlı, çok güzel bir noktadayız. Antalya'da siber güvenlik zirvesindeyiz. Burada 7 ülkeden Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda şirket var ve tabii ki Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ev sahipliğinde. Bizim de konularımızla çok örtüşüyor. Çünkü siber güvenlik artık günümüzde nasıl hava kuvvetleri var, kara kuvvetleri var, deniz kuvvetleri var. Aslında dördüncü bir güç derken tabii size soracağım. Önce sizi bir tanıyalım. Biraz siber güvenlikle ilgili Türkiye'de savunma sanayi açısından neler yapıyor konuşacağız ama bir tanıyalım sizi önce. Teşekkür ederim. Doktor Göksel Uçtu. Havelsan Siber Güvenlik Direktörlüğü, Siber Güvenlik Hizmetleri Grup Lideri olarak görev yapıyorum. Bu alanda Havelsan olarak bizim siber güvenlik bir direktörlük düzeyinde ve hem ofansif hem defansif anlamda gerek Havelsan'ın kendi ürünlerini korumaya yönelik, kendi altyapısını korumaya yönelik, gerekse Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine giren ürünlerin güvenliğinin artırılması, siber dayanıklılığının artırılmasına yönelik çalışmalar ve faaliyetler yürütüyoruz. Şimdi tabii dedik ki siber güvenlik çok çok önemli bir kavram. Günümüzde de örneklerini görüyoruz. Özellikle savunma ve silahlı kuvvetler tarafında. Malum yaşanan Filistinlilerin yaşadığı Gazze'de gerçekten çok ciddi bir insanlık dramı yaşanıyor. Çok ciddi üzülüyoruz buralarda da. Onun arkasından böyle bir siber saldırı herhangi bir şekilde dengeler açısından neler oldu? Böyle bir son bir örnek alalım sizden. Evet, yakın zamanda örneğin Cumhurbaşkanımızın İsrail'e yönelik açıklamaları, İsrail'i eleştiren açıklamalarından sonra İsrail'i saldırı grupları, APT grubu olarak belirttiğimiz gruplar ülkemize yönelik saldırılar planladılar. Aleni şekilde de hem Twitter kanallarında hem Telegram kanallarında bunları açıkça tehdit ettiler. Bunun gibi olaylarda zaten yine Filistin destekçisi olan ülkelere yönelik tehditleri devam ediyor ve aktif saldırılar da gerçekleştiriyorlar. Bununla ilgili elde ettikleri belge da herhangi bir ipucu, gizli bilgiyi platformlarda, haber organlarında, yayın organlarında yani paylaşıyorlar. Yani sizin hiç bilginizi alıp hani ben sizin sisteminize sızabiliyorum bilgileri, evet. Yani biraz da aslında biraz böyle bir istihbarat ve caydırıcılık diyelim, evet. Göstermeye çalışıyorlar. Evet, biraz gövde gösterisi. Daha gizli ya da etkili bilgileri de kendi istihbarat servisleriyle paylaşarak farklı amaçlarla kullanabiliyorlar. Bunların çok fazla örneğini zaten birçok olayda yıllardır görüyoruz. 2008'deki Rusya-Estonya Savaşı'ndan itibaren artık siber güvenlik devletler arası bir konu olmaya başladı. Siber uzay, siber savaş kavramları günümüzde konuşuluyor. Artık savaşların sizin de belirttiğiniz gibi dördüncü bir boyutu da siber boyutu. Ben tabii bu siber güvenlik deyince olayın konuştuğumuz gibi savunma sanayi, askeri anlamda tarafı var. Bir de tabii biz vatandaşlar olarak yani kablosuz internet bağlantıları kullanıyoruz, cep telefonlarımız var, bankacılık işlemlerimizi, e-devlet işlemlerimizi yapıyoruz. Peki vatandaşlara şöyle bir siber güvenlikle ilgili ne uyarılarda bulunabilirsiniz? Neler söyleyebilirsiniz? Biz bu konuda Türkiye olarak nasılız dünyadaki durumumuz? Evet,
Öncelikle siber güvenlikten önce daha temel bir kavram olan dijital okuryazarlık kavramı var. Bizim öncelikle dijital okuryazarlığımızı artırmamız gerekiyor. Şu an Avrupa ortalamasına göre daha altta kalıyoruz. Yani dijital okuryazarlık derken biraz böyle bir açalım. Evet, yani dijital varlıkları hem kullanma hem hayatımızın merkezine oturtma, bunu sadece cep telefonu ya da interneti kullanma olarak değil ama devlet servislerini kullanmaktan tutun da hayatımızın her alanında dijital varlıkları kullanma, dijital sistemlerle. Belki de paralı oluşturma. Evet, yani en basitinden aslında o şekilde. Burada şunu düşünmek lazım tabii ki, bireyler kendi verilerinin önemsiz olduğunu düşünmemeli. Gerçekten veriler bir araya toplandığında ve işlendiğinde çok daha farklı anlamlar çıkabiliyor. Bunun çok örneklerini yaşadık. Türk vatandaşlarının kan örneklerinin toplanıp bir gen haritası oluşturulması durumu da vardı yıllar önce. Bunun gibi olaylara sebep olabiliyor. O yüzden bireysel ölçekte bir farkındalık aslında toplumsal düzeyde de farkındalığı oluşturacak doğal olarak. Bu sebeple tüm vatandaşlarımızın aslında öncelikle siber farkındalığı olan bireyler olarak yetişmesi gerekiyor. Sonrasında teknik boyutta da siber farkındalığı olan sistemciler, networkçüler, yazılımcılar yetiştirmemiz gerekiyor. Siber güvenlik uzmanı istihdamı da bundan sonra geliyor aslında. Şu an siber güvenlik uzmanı açığımız, ihtiyacımız evet var ama bunun öncesinde siber farkındalığı olan bireyler ve uzmanlar yetişmesi gerekiyor öncelikle. Önce biraz halka yayacağız bu konuyu. Evet. Arkasından gençlerin ilgisi nasıl bu siber konulara? Çok yüksek, çok fazla ilgi var. Ancak tabii ki işin biraz daha medyatik tarafı ofansif. Hackerlar. Evet, ofansif tarafı olduğu için gençlerin de ilk yöneldiği taraf o taraf oluyor doğal olarak. Ama siber güvenliğin altında birçok aslında alt alan var. Bu alanların da çok fazla uzmana ihtiyacı var. O yüzden bu alanları da biraz araştırmalarını tavsiye ederim. Dediğim gibi sadece ofansif taraf evet önemli. Ama güvenli geliştirme, güvenli sistem oluşturma alanlarında da bunun da birçok alt alanı var. Ve özellikle yapay zeka ve büyük verinin siber güvenlikle olan entegrasyonu da çok fazla yeni alan doğurdu. Hem Ar-Ge anlamında hem de ürün geliştirme, teknoloji geliştirme anlamında da bu taraflarda çok fazla ihtiyacımız var. Gençler görüyorsunuz, işte ne tanıtıyoruz? Kaan ilk uçuşunu yaptı tanıtıyoruz. Helikopterler, gemiler, tanklar, füzeler. Ama bir de olayın gerçekten gördüğünüz gibi siber tarafı var. Buralarda da gençlerimizin ilgisi var. Umarım farkındalığımız daha fazla artacak ve daha dikkatli davranacağız bilgilerimizi vermemek için etrafa. Çok teşekkür ederim.